Babasının haberi var mı? Yok. Bak Kele, bu işin geri dönüşü yok. İyice düşünüp taşındın mı? O vakit günahı boynuna. Soyun da geç şöyle. Kız Keziban, getir hele cereyi. İyi misin? Kemal! Kemal, doktoru çağır. Durumu nasıl doktor bey? Kanama durdu. Şimdilik iyi. Ama gebeliğin bu döneminde tehlikeli bir durum bu. Tetikte olmalıyız. Ne yapmamız gerekiyor? İstirahat etsin. Moralini yüksek tutması gerekiyor. Yalnız bırakmayın onu. Tekrar kanama olursa da hemen bana haber verin. Sağ olun doktor bey. Bizi bırakma Kemal. Buradayım Halide. Buradayım. Buradasın. Buradayım. İyi misin Halide? Şimdi iyiyim. Çocuğumuza bir şey olmadı ya. İyiyim. Çok korkmuştum. Babasız büyüteceğimi zannetmiştim. Hayır Halide. Bir daha sakın böyle şeyler getirme aklına. Çocuğumuz babasız büyümeyecek. Hadi uzan şimdi. Nereye gidiyorsun? Bir işim var. Ama merak etme, uzun sürmez. Hemen dönerim. Tamam. Ahmet? Haberler iyi değil. Ne oldu? Meryem teyzenin evini yakmışlar. Ne? Meryem teyze içerideymiş. Başımız sağ olsun. Ahmet, Kemal nasıl? Nasıl olsun? Ben geliyorum. Ne var, ne istiyorsun? Ev boş olacak demiştin. Meryem teyze içerideymiş. Sen var ya, katil ettin beni. Bak, bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Yarın ofise gel, orada görüşelim. Olur mu Nuri? Bak hele, şimdi konuşacağız. Haklısın, işler değişti. Yarın geldiğinde para işini de konuşuruz. Çeneni kapaman için iki kat yeter herhalde, ha?
İstemem. Sen bana ne sundun? Vicdansız değiyorsun. Ne dedin sen? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Sen beni tanımadın galiba. Nuri, ne diyorsam onu yap. Şimdi tepemin tasını attırmadan yıkıl karşımdan. Kimseye de bir şey söyleyin deme. Merhabalar Halide'ciğim, nasılsın? Çok korkunç bir şey oldu Orhan. Kemal'in annesi. Dün gece evi yanmış. Ne? Büyük felaket. Nasıl olmuş? Kim yakmış evi? Herhangi bir bilgi var mı? Hiçbir bilgim yok Orhan. Ben de şimdi köye gidiyorum zaten. Hoşça kal. Başınız sağ olsun. Geçmiş olsun Halide'ciğim. Buyur. Bu sabah şehirde seni Orhan'la konuşurken gördüm. Yanlışınız olacak. Başkası sandınız herhal. Yok, eminim sen olduğuna. Orhan mı tuttu seni? Yok. Yok vallahi yenge. Ne diyorsun sen? Bana bak. Yalan söyleme. Konuştuklarınızı duydum. Evi sen mi yaktın? Yok. Yok vallahi yenge. Şimdi doğruyu söylersin. Ya da gidip herkese sen olduğunu anlatırım. Ellerinden kurtulamazsın. Yeminle ben masumum yenge. Evde hiç kimse yok dediydi bu. Boş sandım. Kim söyledi sana bunu? Orhan mı Serap mı? Orhan Bey. Kimseye bir şey söylemeyeceksin dedi. Serap'ın kulağına giderse seni gebertirim dedi. Bütün geceyi burada geçirdin. Fatma da ayıp oluyor artık. Hadi evimize gidelim. Sen git Halide. Ben burada kalacağım. Niye kendini işkence ediyorsun Kemal? Hem sen ne yapacaksın burada? Anama verdiğim sözü tutmadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Bu evi, bu bahçeyi başıboş bırakmayacağım. Serap'ın nasıl bir yılan olduğunu sana yıllarca anlatmaya çalıştım. Ama inanmadın bana o zamanlar. Şimdi biliyorsun. Serap'tan bunun bedelini almadan huzur bulmayacağını biliyorum. Ama dün gece gibi kendini kaybetmeni de istemiyorum bir daha. Hadi sen eve git Halide. Ya sen Kemal? Burada kalacağım. Bu evi, bu bahçeyi eski haline getireceğim. Ya sonra? Hep burada mı kalacaksın? Ben ne olacağım? Bebeğimiz ne olacak? Halide sonra konuşalım mı? Bunları konuşmanın sırası değil. Tamam canım. Ama burada bir ailen olduğunu unutma. Bu zor günleri ancak bizimle atlatabilirsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.